Evet arkadaşlar bugün 7. sınıf 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Sıkı durun peş peşe 2 tane yazılı birden çözeceğim. Bu 2 yazılı birden dinleyen ve çözen arkadaşlarımız kesinlikle bu sınavdan 100 alacaklar arkadaşlar. O halde hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle ilk yazılımımızla başlayalım. Birinci ve ikinci sorularımız birinci ünite ile alakalı sorular var. Birinci sorumuza bakalım. Ne demiş? Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelere uygun olanlarını yazınız demiş ve 10 puan değerinde. Bize bazı kavramlar vermiş ve uygun olanları uygun boşluklara yerleştirmemizi istiyor. Hemen A'ya bakalım. Ülkemizdeki radyo ve televizyon yayınlarını denetlemek amacıyla kurulan kuruluşun adını soruyor. Biz bu kuruluşa Rütük adını veriyoruz arkadaşlar. Bakın Rütük ülkemizdeki yayınları denetler, kurallara uymayanlara ise çeşitli ceza yaptırımlar uygular. B'ye baktığımızda ise herhangi bir şeyi anlatmak için el, kol ve baş ile yapılan itgüsel veya iradeli hareketlere ne isim verilir diyor. Biz bu isme jest adını veriyoruz. Bakın burada anahtar kelime şurası. El, kol ve baş hareketlerinden bahsediyorsa jesttir. Eğer böyle yüz hareketlerimizden bahsediyorsa biz buna mimik adını veriyoruz. C'ye baktığımızda ise karşımızdaki insanın yerine kendimizi koyabilme becerisinin adını soruyor. Yani empatiden bahsediyor. Empati neydi? Kişinin kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasına biz ne isim veriyormuşuz? Empati adını veriyoruz. O halde empatiyi de eriyebiliriz. D'ye baktığımızda ise düzeltme ve cevap yazısına ne isim verilir diyor. Bakın yanlış bir haber yaptığımızda, bir hata yaptığımızda bu yanlışın, bu hatanın ortaya çıkmasıyla beraber ne yapmamız gerekiyor? Düzeltme yazısı yayınlamamız gerekiyor. Bu düzeltme yazısına da tekzip adı veriliyor arkadaşlar. E'ye baktığımızda ise gazete, dergi gibi basın organlarındaki yazı, resim, karikatür gibi unsurların önceden devlet makamları tarafından incelenerek basın ve yayının yasaklanmasına sansür diyoruz. Hocam sansür neden vardır? Bizim için vardır arkadaşlar. Özellikle basın ve yayınların toplum ahlakını bozmasın diye, zarar görmeyelim diye oluşturulan engellere biz sansür adını veriyoruz. Böylelikle 10 puan değerindeki birinci sorumuzu tamamlamış olduk. O halde ikinci sorumuza geçebiliriz. İkinci sorumuz doğru yanlış sorusu. Kendimizi ve çevremizdekileri anlama çabası iletişim kurmamızı zorlaştırır diyor. Arkadaşlar zorlaştırır kelimesi yanlış olmuş. Aksine anlamaya çalışmamız iletişimi güçlendirir, kolaylaştırır. O halde birincisine yanlış yazıyoruz. İkincisine bakıyoruz. Mektup, faks ve elektronik postalar sözlü iletişime örnek olarak verilebilir diyor. Bu da yanlış. Sözlü iletişim değildir. Bakın mektup yazarak yapıyoruz ama ya da e-postaları düşünün. Bunlar yazıyla yapıldığı için yazılı iletişime örnek olarak verilecektir. O halde yanlış seçeneğini işaret ediyoruz. Sürekli nasihat edip öğüt vermek iletişimi olumsuz etkiler. Bakın öğüt vermek, sürekli öğüt vermek iyi bir şey değildir. İletişim olumsuz yönde etkileyecek. O halde doğru bir bilgi vermiş bize. Diğerine bakalım. Empati kurmak başka insanlarla iletişim gücümüzü artırır diyor. Bakın empati kurmak. Karşımızdaki kişi anlamaya çalışıyorsak iletişimimiz güçlenecektir. O halde buna da doğru diyebiliriz. Sonuncusuna bakalım. Medya araçlarının kamuoyu oluşturmada hiçbir etkisi yoktur diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Aksine özellikle bu son dönemde sosyal medyanın gücü çok daha fazla ortaya çıkmış oldu. Hatta aksine medya kamuoyu oluşturmada en etkili faktörlerden birisidir diye söyleyebiliriz. Böylelikle 10 puan değerindeki ikinci soruyu da tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerindeki 3. sorumuza geçebiliriz. Arkadaşlar 3. ve dördüncü sorularımız ikinci ünite ile alakalı. Burası çok daha önemli. Dikkatli dinleyin. Yaya ve Müsellem adı verilen ilk sürekli orduyu kim kurdu diyor. Kim kurmuştu arkadaşlar? Orhan Bey döneminde kurulmuştu. O zaman Orhan Bey'i eriyebiliriz. Peki hocam Orhan Bey döneminden önce yani Osman Bey döneminde bizim ordumuz yok muydu? Vardı ama sürekli düzenli bir ordu değildi. Eli silah tutan herkes asker kabul ediliyordu. Savaş olduğunda haydin deniliyordu ve herkes savaşa katılıyordu. Ama ilk düzenli orduyu yani yaya ve müsellemi Orhan Bey kurmuştur. İkinci soruya baktığımızda 1416 yılında Venedikler ile ilk deniz savaşını yaptı diyor. Kim yapmıştı? Çelebi Mehmet yapmıştı. O zaman Çelebi Mehmet'i de yazalım. Peki hocam bu yapılan savaşı kim kazandı? Venedik kazandı arkadaşlar. Biz bu savaşı maalesef kaybettik. O zaman Çelebi Mehmet'i de eleyoruz. Üçüncü soruya baktığımızda Osmanlı Devleti'nin 25 yıl kuşatma sonucunda ele geçirdiği adanın adını soruyor. Buna da Girit diyebiliriz. Bakın 25 yıl kuşatma altında tutuyoruz ve ancak 25 yıl sonra ele geçiriyoruz. Bu neyin göstergesidir diye sorular karşımıza gelebilir. Girit adasının 25 yılda alınması Osmanlı Devleti'nin denizlerde artık eskisi kadar güçlü olmadığının denizlerde aciz bir duruma düştüğünün göstergesi Girit adanın 25 yılda alınmasıdır. Dördüncü soruya baktığımızda Osmanlı'da Avrupa'nın ilk kez örnek alındığı dönemin adını soruyor. Biz bu döneme Lale Devri diyoruz. Arkadaşlar Lale Devri'nde nasıl örnek alıyoruz onları? Avrupa'nın önemli merkezlerine gidiyoruz. Merkezlerde elçilikler açıyoruz. Mesela Paris'te Mesela İngiltere'nin başkenti Londra'ya gidiyoruz. Elçilikler açıyoruz. Bu elçilikler aracılığıyla Avrupa'da yaşanan gelişmeleri yakından takip edip bu gelişmeleri ülkemize taşıyoruz. Bakın Lale Devri'ne kadar üstünlüğü kabul etmemiştik. Biz üstünüz diyorduk ama bu dönemde artık onların bizden daha ileri gittiğini kabul ediyoruz. Beşinci soruya baktığımızda 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa'da bilim, sanat, mimari ve edebiyat andaki yeniliklere verilen ismi sormuş. Bu isme ne diyoruz? Rönesans. Rönesans'ı da yazalım, elelim. Lale devrinde elemiştik zaten. Bakın burada önemli olan kısım burası. Eğer bilim, sanat, mimari ya da edebiyat değil de din alanındaki yenilikler deseydi o zaman reform hareketleri diyebilirdim. Ama bilim sanat dediğine göre aklımıza rönesans yani yeniden doğuş kelimesi gelmesi gerekiyor. Böylelikle 20 puan değerindeki ikinci sorumuz, üçüncü sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerinde ikinci ünite ile alakalı dördüncü soruya geçelim. Dördüncü soruda bir eşleştirme vermiş. Birlikte eşleştirelim. İslamiyet'i yaymak ya da korumak amacıyla yapılan savaşlara verilen ismi sormuş. Biz bu gelişmelere Gaza adını veriyoruz. Arkadaşlar o zaman Gaza'nın karşısına bir yazıyoruz. Bakın Müslüman olmayanlarla yapılan savaşlardır bu. İslamiyet'i yaymak ya da korumak için yapılıyormuş bu savaşlar. İkiye bakalım Osmanlı Devleti'ni ekonomik açıdan olumsuz etkileyen gelişme hangisidir demiş. Hemen bakıyoruz. Bakın burada coğrafi keşifleri görüyoruz. Coğrafi keşiflerin karşısına iki yazabiliriz. Coğrafi keşifler ile birlikte İpek yolu, baharat yolu, Akdeniz yolları yani Osmanlı'ya ait yollar önemini kaybetmişti. Yeni yollar bulunduğu için Osmanlı ekonomik açıdan büyük darbe görmüştü. Üçüncü soruya bakalım. 1042 Ankara Savaşı'ndan sonra başlayan, padişahsız geçen bir uzun sürelik bir dönem vardı. Bu döneme ne isim veriyoruz? Fetret devri adı veriyoruz arkadaşlar. O yüzden buraya da 3 yazdık. 4'e bakalım. Rönesans ve Reform hareketlerinden sonra önemini kaybeden düşünce. Bakın reform ve Rönesans hareketlerinden önce skolastik düşünce vardı. Kilisenin din adamlarının uydurmuş olduğu baskıcı tutumdu. E bu tutum Rönesans ve Reform'dan sonra önemini kaybetti. Artık bilimsel düşünce önem kazanmaya başlayacak. Pozitif düşünce önem kazanmaya başlayacak. 16. yüzyılda Katolik kilisesinde yaşanan dinde düzeltme hareketleri. Bakın dini gördüğümüz zaman aklımıza reform gelecekti. O halde reformun karşısına da 5 yazıyoruz. Böylece 20 puan değerindeki dördüncü sorumuz eşleştirme sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de 40 puan değerindeki 5. sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar 5. sorumuz çoktan seçmeli sorular. Hemen birinci sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Balkan fetihleri sonrasında bu topraklarda yaşayan gayrimüslim halk Osmanlı idaresini çok çabuk kabullenmiş. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Şimdi bakın biz Balkanları fethediyoruz ve Balkan'daki milletler bizi hemen kabul ediyor. Hatta mutlu bir şekilde yaşıyor. Bunun sebebini soruyor. Bunun sebebi tabii ki de bizim gittiğimiz bölgelerde adil ve hoşgörülü bir yönetim ile onların karşısına çıkmamız. Bizden memnun kaldıkları için bize bağlılıklarını artırarak devam etmişlerdir. O yüzden birinci sorumuzun cevabı A seçeneği olacak. İkinci sorumuza bakıyoruz. Dirlik yani tımar sistemi. Tarım yapılan toprakların hizmet veya maaş karşılığında askerlere, komutanlara ve devlet adamlarına verilmesidir. Tımar sisteminde toprağın sahibi devlettir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydalarından birisi değildir. Bakın arkadaşlar tımar sistemi o dönem için hazırlanmış mükemmel bir sistemdi. Devlete bir sürü katkısı vardı. Ne gibi? Mesela sürekli tarım yapıldığı için e, tarımda sürekliliği sağlıyordu. Üretim artıyordu. Hazine'den para çıkmadan asker yetiştiriliyordu. Çünkü buradaki askerleri yetiştiren kişi o toprağın sahibi, e, tımar e, tımarlı insanlardı. E, dolayısıyla devletin kasasından bir kuruş çıkmadan bu askerler yetiştiriliyordu. C'ye baktığımızda tımarlar babadan oğla miras olarak bırakılmıştır. Bu yanlış arkadaşlar. Tımar toprakları sahibi devlettir. Dolayısıyla öyle babadan oğla birisine falan devredilemezdi. O yüzden yanlış olan seçeneğimiz de C seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Yukarıdaki gelişmeler hangi Osmanlı yöneticisi zamanda gerçekleşmiştir? Bakın Bursa'yı almış. Divan teşkilatını kurmuş. İznik'te medreseyi açmış. Bakın Bursa'yı alan kişi Orhan Bey'di. Babası öldükten sonra babasının vasiyetini dinlemişti. Ve ilk iş olarak Bursa'yı almıştı. Ayrıca Osmanlı Devleti'ndeki devlet teşkilatlanması bu dönemde oluşmuştu. Bakın divan kuruldu, medreseler açıldı. Gerçek bir devlet haline Orhan Bey döneminde geliyoruz. O yüzden cevabımız tabii ki de Orhan Bey olacak. Dördüncü soruya baktığımızda yukarıda yapılan açıklamaya göre Osmanlı Devleti yurt edindiği topraklar ona hangi alanda avantaj sağlamıştır? Hemen bakalım. Osmanlı Beyliği'nin yurt edindiği topraklar Bizans İmparatorluğu'nun büyük kent ve kasabaları ile komşuydu. Önemli ticaret yolları üzerinde ki bu şehirler ile yapılan ticaretten Osmanlı Beyliği önemli gelir elde etmiş. Bakın ticaret var, gelir elde etmişiz. Yani ekonomik kazancımız var. O zaman cevabımız da tabii ki de B seçeneği ekonomik olacak. Beşinci sorumuzda yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki padişahların hangisi döneminde yaşanmış diyor. Şimdi bakın Dulkadiroğulları Beyliği'ni Yavuz döneminde aldık. Son alınan beyliklerden birisidir. Esafevi Devleti'ne son verdik. Yeni Yavuz döneminde oldu. Mısır'ın fethi Halifelik bize geldi. Bunların hepsi de Yavuz döneminde doğu seferinde gerçekleşmiş gelişmeler olarak karşımıza çıkıyor. 6. soruya baktığımızda İstanbul'un fethi Türk ve dünya tarihi açısından önemli sonuçlar doğurmuştur. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin dünya tarihi açısından sonuçlarından biridir? Bakın dünya tarihi açısından soruyor. Osmanlı Devleti bir imparatorluk haline gelmişse bu dünya tarihi açısından değil, Osmanlı tarihi açısından bir sonuçtur. Osmanlı Devleti'nin yeni başkenti İstanbul olmuşsa bu da bizi ilgilendirir. C'ye baktığımızda 2. Mehmet Fatih unvanının aldığına göre bu da biz ile alakalı Türk tarihi sonuçtur. Ama orta çağ sona ermiş, yeni çağ başlamış bu bütün dünyayı ilgilendiren bir sonuç olduğu için doğru cevabımız D seçeneği olacak. 7. soruya bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde maliye işlerine bakıp yıllık gelir ve giderleri hesaplayan Divan üyesi hangisidir diyor. Bakın Maliye Bakanı, günümüzdeki Maliye Bakanı'na benzeyen kişi defterdardır arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği defterdar olacak. Ve son sorumuza geldik. Orhan Bey dönemindeki aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti'nin eğitime önem verdiğini gösterir? Bakın divan teşkilatının verilmesi siyasete önem verdiğini gösterir. Eliyoruz. İşte İznik'in, Bursa'nın, İzmit'in alınması e bunun da eğitimle alakası yok. Ama İznik'te ilk Osmanlı medresesinin açılması medrese neydi? Okuldu. E okul açıldığına göre demek ki eğitime önem veriliyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet arkadaşlar böylece birinci yazılımızı bitirdik ama ayrılmıyorsunuz. Şimdi birinci dönem birinci yazılı için hazırladığım ikinci videoya geçiyoruz. Haydi bakalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu arkadaşlar. Birincisiyle başlayalım. Kişilerin birbirlerini küçük düşürecek, üzecek, sinirlendirecek cümleler kullanması iletişimi olumsuz etkiler diyor. Arkadaşlar her olumsuz tutum ve davranış iletişimi haliyle olumsuz etkiler. Yani negatif bir şey gördüğümüzde aklımıza olumsuz şeyler gelmesi gerekiyor. O halde birincisine doğru yazabiliriz. İkincisine bakıyoruz. Kaba ve sert konuşma şekli dinleyenler üzerinde çoğunlukla olumsuz bir etki bırakır diyor. Arkadaşlar bakın kaba diyor. Sert konuşma şeklinden bahsettiğine göre negatif bir cümle kullanıyordur. O halde doğru yazmamız gerekiyor. Üçüncüsüne bakıyoruz. Düşünceyi açıklama özgürlüğümüzü yalnızca sosyal medya aracılığıyla elde ederiz diyor. Bakın arkadaşlar burada yalnızca dediği için yanlış bir bilgi olduğunu söyleyebiliriz. Evet sosyal medya aracılığıyla da elde ederiz. Ama burada yalnızca dediği için yanlış seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü soruya baktığımızda ise mahkeme kararı olmadan bir kişinin evi aranabilir diyor. Yanlış bir bilgi çünkü mahkeme kararı olmadan kimsenin evine giremeyiz dokunamayız. Neden? Çünkü konut dokunulmazlığı e, hakkımız var bizim. Anayasa tarafından koruma altına alındığı için e, polisler dahi arama yapmak istediğinde ne yapıyor? Önce gidiyor mahkeme onayını alıyor. Mahkeme onayını aldıktan sonra o evi araştırabilirler. Sonuncusuna baktığımızda ise yüz ifadesi ve mimikler iletişimde olumlu ya da olumsuz rol oynar diyor. Eğer biz negatif bir enerji veriyorsak tabii ki olumsuz etkileyecek. Eğer biz yüz e, ifadelerimiz, beden dilimizle, mimiklerimizle daha simpatik bir tavırlar içerisindeysek haliyle iletişimi daha olumlu etkileyeceğini söyleyebiliriz. O halde 20 puan değerindeki birinci sorumuzu tamamlamış olduk. Şimdi de 20 puan değerindeki ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzda boşluk doldurmaca var. Yukarıda bazı kelimeler, kavramlar verilmiş. Aşağıdaki doğru boşluklara, uygun boşluklara yerleştirmemizi istiyor. Hemen birincisine bakalım. Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaşı soruyor. Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaşın ismi Koyun Hisar Savaşı'ydı. O halde onu eleyelim ve yazalım. İkinci soruya baktığımızda ise savaş meydanında şehit düşen ilk ve tek padişahı soruyor. Arkadaşlar bu padişahımızın ismi kimdi? Birinci Murat'tı. O halde Birinci Murat'ı da e, eleyip yazabiliriz. Hatırlıyorsanız savaşı kazanmıştık ama Birinci Murat cepheyi gezerken e, bir düşman askeri tarafından e, şehit edilmişti. Onu da not olarak ekleyebiliriz. Üçüncü soruya baktığımızda Bursa onun döneminde alınarak başkent yapıldı diyor. Arkadaşlar Bursa Osman Bey döneminde kuşatma altına alındı ancak Osman Bey'in ömrü yetmedi ancak vasiyet etmişti. Oğluna demişti ki Orhan Bey'e oğlum mutlaka benim yarım bıraktığım işi tamamla demişti. Ee, zaten Orhan Bey de başa gelir gelmez ne yaptı? İlk olarak Bursa'yı aldı ve başkent yaptı o zaman Orhan Bey'i de eliyoruz. Dördüncü soruya baktığımızda ise ilk düzenli ordumuzun adını soruyor. İlk düzenli ordumuz Orhan Bey döneminde kurulan yaya ve müsellemdir arkadaşlar. Onu da yazalım. Yaya ve müsellem. Beşinci soruya baktığımızda ise Timur ile Yıldırım Beyazıt arasında yapılan ve Osmanlı Devleti'ni Fetret devrine sokan savaşın adını soruyor. Bu savaş arkadaşlar 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'dır. Hemen yazalım. Ankara Savaşı. Hatırlıyorsanız Ankara Savaşı oldukça kötü sonuçları olan bir savaştı. E bu savaş sonucunda Yıldırım Beyazıt Timur'a esir düşmüştü. Ve 11 yıl padişahsız geçen bir dönem başlamıştı. Taht kavgaların yaşandığı kötü bir dönem başlamıştı Ankara Savaşı'ndan sonra. Böylece 20 puan değerindeki ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi de üçüncü kısma geçiyoruz. Üçüncü kısımda bize bazı kavramlar vermiş, bazı tanımlar vermiş ve... ...bizden doğru olanlarla eşleştirmemizi istiyor. Hemen birincisini okuyalım. Yanlış yapılan bir haberin düzeltilmesi için yazılan e, yazılardır. Yayınlanan yazıları soruyor bize. Bu yazılara biz ne diyoruz? Tekzip adını veriyoruz. O zaman teksibin karşısına bir yazabiliriz. Devam edelim. İki de diyor ki... ...toplumun menfaati ya da basın ahlak ilkeleri gereği... ...devlet tarafından yayınların kaldırılması, kısıtlanması ya da kontrol altına alınması diyor. Kontrol altına alınıyorsa, kısıtlanıyorsa eğer arkadaşlar aklımıza ne gelecek? Tabii ki de sansür gelecek. O halde sansürün karşısına da ne yazmamız gerekiyor? 2 yazmamız gerekiyor. Üçüncüsünü okuyalım. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına da biz ne diyoruz? İletişim adını veriyoruz. O halde iletişimin karşısına da 3 yazmamız gerekiyor. 4'e baktığımızda gazete, televizyon, genel ağ gibi iletişim araçlarının tümünü kapsayan terimdir diyor. Biz buna ne diyoruz? Medya adını veriyoruz. O halde medyanın karşısına da 4 yazmamız gerekiyor. 5'e baktığımızda ise bir insanın kendisini karşı ta karşı taraftaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasına ise empati adını verdiğimize göre son kutucuğumuza da 5 yazıyoruz. Böylece 20 puan değerindeki eşleştirme sorumuzu da tamamlamış olduk. Dördüncü ve son kısımda ise bize çoktan seçmeli sorular vermiş. 8 tane test sorumuz var. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim becerilerinden birisi değildir diyor. Empati kurmak iletişimi güçlendirir. Eliyoruz. Eleştirilere açık olmak aynı şekilde. Etkili dinlemek de iletişimi güçlendirirken ön yargılı olmak olumsuz bir şeydir arkadaşlar. Bir konu hakkında peşin hüküm veriyorsak biz buna ön yargı diyoruz. Atıyorum Ahmet sınıfa girdiğinde diyoruz ki kesin ödevini yapmamıştır. Belki gerçekten yapmamıştır ama bunu bilemeyiz. Onun hakkında ön peşin bir yargıda bulunuyorsak biz buna ön yargı diyoruz. Bu da iletişimi olumsuz etkiler. İkinci soruda ise kitle iletişim araçları çok çeşitlidir. Bazı araçlar sadece göze hitap ederken bazı araçlar hem göze hem de kulağa hitap etmektedir. Buna göre aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi hem göze hem kulağa hitap eder diyor. Şimdi arkadaşlar dergiye baktığımızda sadece görüyoruz değil mi? Ama televizyona baktığımızda hem görüyoruz hem de gördüklerimiz şeyleri işitebiliyoruz, duyabiliyoruz. O halde doğru cevabımız zaten B seçeneğinde gördük. Telgraf ve radyoda tek yönlü olduğu için onları da elememiz gerekiyor. Üçüncü soruda diyor ki yukarıda hangi özgürlüğümüzden söz etmektedir diyor. İnsanların sadece kendilerini ilgilendiren başkalarıyla paylaşmak ya da paylaşmamak konusunda özgür oldukları konular olabilir. Kimse kişilerin bu haklarını ihlal edemez diyor. Hangi özgürlüğümüzden bahsediyor diyor arkadaşlar. E baktığımız zaman seyahat özgürlüğü olamaz, konu dokunulmazlığından bahsetmiyor. Fırsat eşitliği de olamaz ama özel yaşamın gizliliği ve buna herkesin e, saygı duyması gerekliğini vurgulayan bir madde olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden doğru cevabımız tabii ki de özel yaşam gizliliği D seçeneği olacak. Dördüncü soruya baktığımızda ise Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemindeki Balkan fetihlerinin sonrasında bu topraklarda yaşayan gayrimüslim halk Osmanlı idaresini çok çabuk kabullenmiştir diyor. Bu durum aşağı hangisiyle açıklanabilir? Şimdi arkadaşlar bakın Osmanlı Devleti yaklaşık 600 yıl kadar yaşamış. Ve özellikle Balkanlarda ele geçirdiği topraklarda herhangi bir isyanı görmemiş başta. Neden isyan etmiyor bu insanlar? Çünkü Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde, ele geçirdiği topraklarda hoşgörülü ve adaletli bir politika uygulamıştır. O yüzden oradaki insanlar Osmanlı adaletinden, yönetiminden memnun kaldıkları için tabii ki de isyan etmemişlerdir. Hatta eskiye göre daha iyi bir yaşam tarzları olduğu için Osmanlı yönetiminde kalmayı ve kendi istekleriyle de devam ettirmek istemişlerdir. O yüzden cevabımız A seçeneği adil ve hoşgörüye dayanan bir yönetimin uygulanması olacak. Beşinci soruda ise Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli devlet teşkilatı hangi padişah zamanında kurulmuştur diyor. Şimdi bakın devleti kuran Osman Gazi'dir ama Osman Gazi döneminde devlet teşkilatlanması yönünde çok bir adımımız yok. Gerçek bir devlet konumunda değiliz. Aslında bir devlet ile beylik arasında bir şey gibiyiz yani. Ama ne zaman ki Orhan Bey dönemine geliyoruz, Orhan Gazi döneminde devlet teşkilatlanması olmaya başlıyor. İşte ne oluyor? İlk düzenli ordumuz kuruluyor, işte donanmamız falan oluyor, divanlar falan oluşturmaya başlanıyor. Yavaş yavaş gerçek bir devlet gibi olmaya başlıyoruz. O yüzden cevabımız B seçeneği Orhan Gazi olacak. Altıncı soruya baktığımızda ise Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşla yıkılma sürecine girmiştir diyor. Anadolu Selçuklu Devleti tabii ki de Moğollarla yapılan Köse Dağı Savaşı'ndan sonra 1243 yılında yapılan Köse Dağ Savaşı'nı kaybetmesiyle birlikte yıkılma süreci içerisine girmiş. Zaten Anadolu Selçuklu Devleti gittikten sonra Osmanlı çıkacak artık. Osmanlı da Selçuklu'nun boşluğundan yararlanarak bağımsızlığını ilan edecek ve dünyaya hükmeden düşün bir imparatorluk haline gelecek. O yüzden cevabımız D seçeneği Köse Dağ. Yedinci soruya baktığımızda ise Söğüt ve çevresinde Osman Bey tarafından kurulan beyliğin adını soruyor. Osman Bey tarafından kurulduğuna göre tabii ki de Osmanoğulları olacak. Kayılar yani. Sekizinci soruya baktığımızda ise ilk deniz savaşı hangi devlet ile yapılmıştır diyor. İlk deniz savaşını Venedik ile yaptık. Kim döneminde? Birinci Mehmet Çelebi döneminde yaptık. Peki ne oldu hocam? Biz bu savaşı kaybettik. O yüzden eksi koyuyorum. Yaptığımız bu savaşı kaybettik. Yani denizlerde henüz o kadar güçlü değiliz. Ama Kanuni Sultan Süleyman dönemine geldiğimizde özellikle Barbaros Hayrettin Paşa komutasında destansı başarılar elde edeceğiz. Ama şu an değil. Evet arkadaşlar böylece yazılı hazırlık çalışmamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.